sırasını geceye bıraktığı saatler. Havalar ısınmaya, sokaklar kalabalıklaşmaya başladı. Akşamları dostlarımızla sosyalleşirken sohbetlerimizin son cümlesi belki de her şeyin başı sağlık. İşte onlar, her şeyin başındaki o isimler. Kim mi onlar? Ben gece hastane idare amiriyim. Ben supervisor hemşire olarak çalışıyorum. Buradaki görevim acile gelen hastaları ilk muayenesini yapıp yönlendirmelerini sağlamak, gerekli bölümlere iletmek, gerekli yönlendirmelerin, acil tedavilerini sağlamak, acil tedavilerini sağladıktan sonra ilgili bölümlere iletmek. Şu anda yönetici olarak çalışıyorum. 2000 yılından beri bu hastanedeyim. Uzun yıllar acilde çalıştım, acil doktor olarak. Burada acil asistan olarak çalışıyorum. 3,5 sene burada çalışıyorum. Normalde meslek hayatım 5,5 sene falan oldu. Ortopedi ve travmatoloji doktoruyum. Asistanlığım da 3. sene. Benim branşım hem acil, hem klinik, hem servis, hem poliklinik. Yani kısacası hastanenin tüm bölümlerinde çalıştığım bir branş. Supervisor hemşire, gece çalışan hemşire, portörleri denetleyen, hemşirelik hizmetlerinde gerekli organizasyonları gerektiği zaman sağlayan kişi demek. Hemşirelik kısmında eğer bir sıkıntı varsa bizler devreye girip hemşire arkadaşlarla, portör arkadaşlarla gereken özveriyi göstererek çözüyoruz hep birlikte. Ben de bu işi en üst seviyede üstlenen kişiyim gecede. Ben plastik cerrahi hastanıyım. Burada temizlikçilik yapıyorum. Çocuk acildeyim. Ya genel anlamda hastanenin bütün işleyişini takip eder, vatandaşın şikayetlerini dinler, olumsuzlukları gidermeye çalışır yani elinde geldiği kadar, yani mümkün olduğu kadar, yani gece yapılabilecek imkanlar dahilinde. Ben hemşireyim burada. Şimdi bir doktor olmanın ayrı bir zorluğu var, cerrah olmanın ayrı bir zorluğu var ve plastik cerrah olmanın daha da başka bir zorluğu var. Ben tepeden başlayayım. Plastik cerrahi işte elini kesen, cama yumruk atan, parmağı kopan, kolu kopan, işte bacağı kopan hastaları uzuvlarını geri dikiyoruz yerine. Ben veri giriş elemanıyım. Yoğun ve en stresli hallerini biz karşılıyoruz. Acil serviste çalışmak, hastanenin en zor bölümünde çalışmak demek. İlk müdahalenin önemi, sabırsız hastalar, hasta yakınları, panik, karmaşa ve hayat kurtarmak. En zor kısmı acil, hızlı bir şekilde tedavi olmak isteyen veya hızlı bir şekilde işini bitirip evine gitmek isteyen hastalarla muhatap olduğumuz için en fazla bizi zorlayan kısım bu. Aslında hepsi de özveriyle çalışıyorlar da biz dışarıdaki gelen etki ve tepkiden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani vatandaş bir kişinin yanında 5 kişi geliyor. Buna hemşire görevini yapamıyor, doktor yapamıyor, portör yapamıyor. Diğer hiç kimse gerçek anlamda işini yapamıyor yani. Hastanın, hastayla ilgili bilgi verecek bir kişi, yani yakınında bir kişi bize gelmiş olsa biz daha çok faydalı olacağımızı düşünüyorum. Acil servis zor bir yer çünkü buraya gelen hasta bankaya gelen bir kişi gibi değil. Oturup sırasını alıp beklemiyor. Bu hasta grip de olsa,
sadece ateşi de olsa, sadece karnı da ağrısa beklemiyor. Bir panik halinde geliyor bize gelen kişi. Bizim aslında sıkıntımız hasta değil. Hastayı bir şekilde rahatlatıyorsun, ilaçlarını yapıyorsun, konuşuyorsun, psikolojik destek sağlıyorsun. Bizim asıl sıkıntımız acil serviste hasta yakınları. Maalesef ki. Çünkü hasta yakınlarıyla ilgili inanılmaz çoğunluk durumu söz konusu. Çoğunluk olduğunda da hepsine birden yetemiyoruz. Bizler de işte sizlerin tahmin edebildiği gibi çok zor şartlarda çalışıyoruz. Gece bir sürü hastaya bakmak zorunda kalıyoruz. Öyle bir takım sıkıntılarımız var. Ama bizim sıkıntımız işte uykusuzluk, karnımızın açlığı vesaire değil. Bizim sıkıntımız hasta yakınlarının bize karşı olan tepkileri. Kamuoyunda doktorlar öcü diye bir şey var ya. Doktorlar sizin canınızı yakar. Bunlar suçludur her ne yaparsa. Siz bunlar her şeyi yapabilirsiniz ama siz doktor size susmalıdır diye bir kamuoyu var. Haberleri de izliyoruz böyle. Kavga çıkmış, altta yazan halkın yorumu hak etmiştir ya. Ne demek hak etmiştir bir doktor ya? Biz burada 6 senemiz okuyoruz. Annemiz babamız biz ne şartlarda okutuyor. Buralarda saatlerce nöbet tutuyoruz. Bu hak etmiştir. Ya böyle bir tabir yanlış ya. Hani tamam biz insanlara, biz de yanlış davranıyoruz. Bazen biz bile ilgilenemiyorsunuz. Bir sürü hasta geliyor. Buraya gel gördünüz hasta geliyor. Hepsine de mükemmel ilgilenemiyorsunuz ki acil. Yani orada da hatalarımız var ama halk öyle düşünmüyor. Gelen bu öcü, bu böyle hak ediyor zaten modunda olduğu için. En büyük sıkıntımız aslında bu bizim. Acil servisin en büyük zorluğu diğer bölümlerin çok küçümsediği bir hastalık. Aslında hastaya göre çok büyük bir hastalık olabiliyor. Mesela grip. Bu griple hasta bir hafta, 10 gün boyunca evinde yatabiliyor. Acile yüksek ateşlerle gelebiliyor. Dışarıda beklediği zaman, önünde sıra olduğu zaman daha stresli, daha sıkıntılı bir süreç oluyor zaten hem hasta için. Bu sıra beklemesi, daha çok hasta olması doktor için de sıkıntı oluyor. Böyle olunca çok basit bir hastalık acilde büyüyor. Bunun en büyük sorunlarından biri de acilin yoğunluğu. Gündüzleri gidemiyorlar, iş yoğunluğu oluyor. Hafta sonları poliklinikler açık olmuyor. Bunları acilden telafi etmeye çalışıyorlar. Bunun nasıl önlem alınır, nasıl bir yol bulunur? Genelde hep doktorlara yükleniliyor bu konuda ama bence biraz daha iş sektörlerine yüklenilirse mesela hafta içi izin günleri verilebilir bazı iş yerlerine. Yani hep sağlık sektörüne yüklenmemek lazım bence. Biraz da kamu alanına ve özel sektörlere yüklensek daha iyi olur. Hiç olmazsa insanlara polikliniğe yönlendirmek, hastaneye yönlendirmeyi teşvik etmek lazım. Çünkü herhangi bir kişi rapor aldığı zaman iş yerinde sıkıntı yaşıyor, arkadaşlarında sıkıntı yaşıyor. Bunların önüne geçmek lazım aslında. Her tarafı zorluk yani acile çalışmanın. Mesaisi, iş yükü, yani iş stresi. Buna her tarafı zorluk yani acil. Bazen çok kalabalık oluyor. Hani kalabalık olduğu için bazen sıkışıyoruz. Hani nasıl söyleyeyim? Öyle yani fazla bir şeyimiz yok yani eksik yani. Çok bilmiş gibi davranıyorlar. O sıkıntı yani hiçbir şey bilmeden her şeyi biliyormuş gibi bir noktaya geliyor. Artı buraya geldikleri zaman da yani nasıl şöyle bir tabir kullanmayayım da herkesi bütün çalışanları ona yani mahkummuş gibi böyle davranıyorlar. Şimdi hekim kolay yetişmiyor. Bir hemşire kolay yetişmiyor. Yani yıllarını veriyor, okuyor. Buradaki insanların yani dayak yemesi için doktor veya hemşire olunmadı yani. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu çok önemli bir konu. Aslında hiçbir zorluğu yok. Mutluyum ben. Benim için hiçbir problem yok. Ya hasta ya hasta yakını tatmin olmuyor. Herhangi bir şekilde tatmin olmuyor. Bazen doktorun işte 24 saat çalışıyoruz biz. 24 saat içinde ufak tefek dinlenmelerimiz, çay molalarımız, tuvalet molalarımız, yemek molalarımız oluyor haliyle. Ya hasta çok acil, belki bir sonuç bekliyor, belki bir haber bekliyor hastayla ilgili. Yani bizim o anımıza denk geldiği zaman veya başka birisine sorduğu zaman, yani doğru kişiye sormadığı zaman kendi sorularını aldığı cevaplardan dolayı kendi hararetiyle birden patlama geçiriyor. Çünkü acil gelen hasta bomba gibi, pimi çekilmiş el bombası gibi. Esasında onlara çok doğru yaklaşmak lazım. Burada bazen doktorlarda da ben hani kabahati buluyorum. Çünkü o hasta psikolojisini biraz anlaması lazım. Ama bazı hasta ve hasta yakınları var ki tabii ki bizleri çıldırtıyor. Bunu dengelemek çok zor. Hani bunun ben çözümü var mı bilmiyorum. Sağlık çalışanına şiddetin çok ciddi yaptırımları, cezaları olsa ben bu boyutlara ulaşacağını düşünmüyorum. Zorlukları hasta ne kadar sıkıntılı olsa da biz bir şekilde onlara yardımcı olmak için, sıkıntılarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
bir şekilde işlerini hızlı halledip gerekli bölümlere yönlendiriyoruz. 2 yaşında, 3 yaşında çocuk geliyor, ağlıyor, dışarıda ailesi kapı yumrukluyor. Ya çok tedirgin okuyor, yazık, günah. Ya artık diyorsunuz ki tamam 2 dakika diyorsunuz, olay bitiyor yani. Artık o sesi duymuyor kulaklarınız. Tabii güzel bir şey mi, kötü bir şey mi tartışılır aslında bakarsanız ama mecburen mesleği yapmak için bunlara da biraz alışmak gerekiyor yani. Acil servis çalışanının ailesi olmak da en az acil serviste çalışmak kadar zor. Fakat hepsi alışmış, hepsi bu kutsal mesleğe hayatlarını adamış. Hep gece çalıştığım için genelde meslek icabı. Eşim bu konuya çok fazla yabancı değil. Çocuklarım bir tanesi mühendis, çevre mühendisi. Bir tanesi de şu anda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde kızım okuyor. Alışmış mı diyelim, mecburiyet mi diyelim, artık siz ne düşünürseniz, ne sayarsanız. Ailem, evet, mutlular hep desteklemişlerdi. Hatta bu üniversite hayatına geçiş yapınca, ben lise mezun olarak çalıştım. Üniversite hayatına geçiş yapınca daha da mutlu oldular. Destekliyorlar, o yüzden bir sıkıntı yok. Eşim bir şey demiyor, çünkü çocuklar bizim küçük olduğu için o gündüz çalışıyor. Ben gece çalışıyorum, çocukları büyütmek için mecbur. Evliyim. Seviyor, o da meslekten, hemşire kendisi. O da sağlık sektöründen ama tabii nöbet tutmamı çok istemiyor. Çok alanda çalıştı. Genel cerrah hemşiresi oldu, fizik tedavi hemşiresi oldu, dahili hemşiresi oldu. Şu an yönetici olarak çalıştı en son. Şimdi çocuk izninde. Ev hanımı. Yani beni anlayan bir eşim olduğu için ben çok fazla bir sıkıntıya girmiyorum. Bazen nöbete doktor arkadaş hastalanmış, gelememiş diyorlar. Tabii hapar topar kalkıp geldiğimiz oluyor. Alışkınız, hanım da alışkın, biz de alışkınız. Çocuklar da yadırgamıyor. Hayalimdeki meslek de evet, yani hani acil olarak bir net bir şey yoktu tabii ki tıp fakültesine girdiğimde, ama doktorluk başından beri hani ailemin de söylediğine göre çocukluktan beri istediğim bir meslekmiş. Hani kişilere yardım etmek üstüne istediğim bir şeydi. Hani birilerine yardım edin diye girdim. Sonrasında buralara kadar geldi. Esasında tıp fakültesini okurken doktor olmak çok hayalimdeki meslek değildi. Anne baba tercihlerinin içinde vardı. Ama tıp fakültesini bitirip doktor olduktan sonra gerçekten başka hiçbir şey olmak istemediğimi anladım. Daha sonra anladım. Doğru yerdeyim ama gelişim tabii biraz şey oldu. İlkokul, ortaokulda genel cerrahiydi, sonra plastik oldu. Hayalimdeki meslek hemşirelikse evet. Bütün akrabaların, bütün komşuların sağlık personeli oluyorsunuz. O yüzden olsun ama ben şikayetçi değilim. Bu işi severek yapıyorum. 15 yıldır bu işin içinde olduğum için severek yapıyorum. Zaten insan sevmediği işi yapamaz. Çok uzun zaman hiç yapamaz. Mutluyum işimi yapmaktan. Çok farklı. Yani hani ben bu işe daha önceden ailemin başına bir olay geldi ve o olayda soğukkanlılığımı çok koruyabildiğim için hani aklımın köşesinde de acil vardı, acaba yapar mıyım diye. Ama onda çok böyle soğukkanlılığımı koruyunca hani ben ailemde bile bunu yapabiliyorsam devam ederim diye düşündüm ama benim şöyle bir durumum var. Yani çevremdekilerini de bir şekilde organize etmeyi severim o tür durumlarda ve sakinleştirip hani durumu toparlamayı. Şöyle düşünüyorum, yani şu an kendini düşünme. Şu an hasta. En öncelikle ona yardım et, ondan sonra. Tabii bu ortopedi branşını isteyerek seçtim ya. Ben hastanede büyüdüm aslında. Annem ve babam da hastanedeler. Onlar aslında hiç istemediler. Ben ısrarla istediğim için severek yapıyorum yani. Şimdi çok söylemek gerekirse erkeksi biraz. Yani erkeğin yapısına uyan ne derdim? Ben ortopedi ya da genel cerrah ikisini tercih ettim zaten. Yaptığım branşta sonuçları çok net benim. Yani ben bir tam diğer arkadaşlar da güzel işler yapıyor ama ben işimi yaparım ve neticesini görürüm 10 saniye sonra. Hasta mutlu evine gider. Benim böyle bir ihtimalle yani yaptığımız ameliyatlar her şey öyle bizim. Ertesi gün filminde sonucunu görürüm, hasta mutludur. Ha yani bu yönden yani fizik güç uygulamadığı şeyler olduğu için memnuniyet biraz fazla olduğu için ve kendime yakın gördüm, onun için seçtim. Başka sebebi yok. 112'de de çalıştım. Orada da çok ilk travmalarım, şeylerim oradadır. Hastaya müdahale ederim. Çok
hani inanılmaz bir yaralanması olur, bir şey olur yani kanlar fışkırıyordur ya da bir farklı bir durumdasınızdır. Onları yaparım, her şey biter, hastayı teslim ederim. Bittikten sonra sanki hani böyle bir şalter kalkar, ondan sonra böyle bir şey olurum. Yani hani o andan sonra olayı yaşamaya başlarım. O çok işime yarıyor, acilde çok rahat yapmamı sağlıyor. Hani iş bittikten sonra benim ve çevremdekilerin de mesela hani hasta yakınlarında şu an kendinizi düşünmeyin. Şu an hasta için ne yapabilirsek yapalım, ondan sonra siz bencillik yapıyorsunuz diye o toparlamalarına yardımcı oluruz yani. Gece iş yükü en fazla olan meslek grubu belki de acil servisçiler. Onların görevlerinin en yoğun zamanları gece ile birlikte başlıyor. Supervisor hemşire sadece gece çalışıyor. Bir baş hemşire, bir müdür yardımcıları, hemşire hizmet müdür yardımcıları hepsi burada olduğu için gece birine ihtiyaç olduğu için supervisor hemşire sadece gece çalışan kişi. Tabii genel anlamda gece çalışmak herkes için zor yani bu. Portör içinde, hemşire içinde, doktor içinde yani çalışan bütün arkadaşlarımızın, emekçi kardeşlerimizin hepsi için zor yani. Bazı bölümler gece çalışmalı tabii ki yani polis, doktor, itfaiyeci. Hani belli bölümler gece çalışacak. Ama bu gece çalışan hekim veya diğer bölümler ödüllendirilmeli. Hani maddi olur, manevi olur bazı konularda ödül. Ama siz buna daha beter ceza verirseniz, diğer gün çalıştırırsanız mesela gece verim alamazsınız bu doktordan. Gece çalışmak tabii elbette ki zor ama. Yapacak bir şey yok. Yani uykuyu ben de çok seviyorum. Son özellikle iki gündür bir boşluğum vardı. Hiç farkında olmadan deli gibi uyumuşum yani. Hani ben de çok severim. Geç kalkmayı ya da ne bileyim gece vaktinde uyumayı çok severim. Yani en büyük tabii ki o uykusuzluk oluyor. Uykusuzluğa bağlı algınız zorlanıyor. Hani o ortamın içerisinde o insanlarla, o psikolojiyle savaşmanız gerekiyor. Aç olabiliyorsunuz. Çok çok farklı yönleri var tabii ki. Yorgun oluyorsunuz. Acilde çok fazla hani oturabilirsiniz tabii aralarda ama dinlenmek o kadar da tabii ki bir ayakları uzatmak bile bizim için lüks olabiliyor. Şimdi mecbur çünkü gündüz okul olduğu için toplantıdır şeydir. Geceleyin burada nöbet tutuyorum. Ayda 8 nöbetim var ortalama. Kırık çıkık doktorun tabiri caizse. Gece gelen kırıklar alçı. Çıkıklarda yerine oturtuyoruz. İşimiz bu. Sabahında da mesaim aynen devam ediyor. Yani mesai dediğim gündüz 6.30'da başlıyor. O gün akşam ortalama 6-7 gibi nöbeti devralırım. Ertesi sabahın 6.30'una kadar. 6.30'da tekrar servise çıkarız. Servisinde biraz çömezlerinden olduğum için sabah pansumanlar yaparız. Pansumanlar biter. Sonra sabah 8 olur. Polikliniğe ineriz. Poliklinikten öğlene kadar poliklinik yaparız. Ortalama bir 40-50 hasta. Bir saat aramızdan sonra akşam 5'e kadar yine bir 50-60 hasta bakarak ortalama 100 hastayla da polikliniği bitiririm. Sonra tekrar servise çıkarım. Akşam 8'de evime giderim. Yani bir gün nöbet tuttuğum zamanki vaktim benim böyle ortalama. Ben koşturduğum için eşim gündüz çalışıyor, izin alamıyor. Benim için daha bir avantaj yani gece çalışmak. Yani herhalde alışıyoruz. Yani 13-14 yıldır acildeyim. İlk başlarda belki daha zor geçiyordu bunlar ama şimdi biraz daha alışıyor psikolojiniz. Biz empati yapmak zorundayız. Çünkü hastayla empati yaparsak daha hızlı anlaşıyoruz. Bütün sıkıntı bazen buradan çıkıyor. Biz empati yapıyoruz da bazen hasta ve hasta yakınları empati yapamıyor. Hani bu doktor kimdir, kaç saattir burada çalışıyor, yorgun, acaba yemek yedi mi, çay içti mi falan. Onları hiçbiri düşünmüyor. Biz o yüzden biraz daha empati yaparak gitmeye çalışıyoruz. Yıpranıyoruz. Çünkü hep gece çalışıyoruz. Ya zaten tamamen hormonal dengemiz bozuluyor. İşte kilo problemimiz oluyor. Hani sağlığımızdan ödün veriyoruz. Hani işte 10 yıl gece çalışmış birisiyle 10 yıl gündüz çalışmış birisinin görüntüsü aynı olmayacağını düşünüyorum. Yani yaşlanıyoruz da fazladan yaşlanıyoruz. Ama alıştık herhalde. Hani bize şu an zor gelmiyor ama gece çalışmayı bilmeyen meslek grupları herhalde hani bizi çok anlayamaz. Yani birçok kendi yakınım geldiği zaman mesela ben hasta muayenesinde oluyorum. Kalabalığı görüp kaçıyorlar mesela. Hani arıyorlar, ben döndüm başka zaman buluşuruz diyorlar. Hani ben sana sonra gelirim diyorlar. Hatta bazen işte benim şikayetim çok önemli değildi, ben gittim. Sonra ben sana muayene olurum bir ara diyorlar. Gidiyorlar yani bu kalabalığı görünce. Tamamen uyku düzenim bozuluyor. Bir kere gündüz uykusuyla gece uykusunu ayırt edebilirim. Gündüz 10 saat uyumaktansa gece 3 saat uyumak insana yeterlidir. 3 saat, 4 saat uyku uyuyabilsem de keşke gündüz 10 saat uyuyamasam. Bu tamamen bütün yemeğini etkiliyor, spor yapamıyorsun.
yapsan verim alamıyorsun. Günlük yaşantın alt üst oluyor. Dengeyi kurmak çok zor. Ya ben asıl şu anda bekarım. Ailemle yaşıyorum. Tamam, çok fazla hissedemiyor olabilirim bu zorluğunu ama ileride bir evlilik düşündüğüm zaman bu beni çok etkileyecek. Yani gece şöyle bir şey, hani bizim sektörümüzden belki bu yayın biraz daha faydalı olur. Hani asistanlar için ben mesela hani yarın cumartesi olmasa, bir cuma günü olsa ya da bu bir perşembe günü nöbetim olsa, cuma ben gündüz devam edeceğim işime. Yani ben bu perşembe sabahı işe giriyorum, gece kalıyorum 24 saat. Bizim öyle nöbetimizde hani çıkıp uyumak, yani en fazla bir saat, bir de hani uykuyu siz bilir, herkes bilir. Hani bölündüğü zaman uykunun bir anlamı kalmıyor. Her yarım saatte bir uyandırıldığınızı düşünün. Böyle bir uykudan sabah kalkıp ameliyatlara devam ediyorsunuz. Hani zorlu o. Yoksa hani ben yarın eve gidip uyuyacağımı bilsem, esasen hani kendi adıma söyleyeyim, 24 saat durmaktan gocunmam. Yani biraz ağır geliyor sadece. Açıkçası nöbetlerde hasta gelmezse uyuyoruz. Güzel terk gelirse mecburen kalkıp müdahale ediyoruz. Biz genelde işte mümkün olduğu kadar işimiz olmasa öğleye kadar yatarız. Yani bir sosyal yaşantımız yok yani. Ondan sonra çıkarız, başka işlerimizi yapmaya, yetiştirdiğimiz kadar yapmaya çalışırız. Ondan sonra kendimizi tekrar işe adapte edip görevimizin başına gelip faydalı olmaya çalışıyoruz. Bakalım ne derece olacağız, ne kadar olacak, kısmetimiz, nasibimiz nedir, ne değildir onu Allah bilir, bilemeyiz. Uykusuzluk var, stres çok, gece çalışmış, gündüz git çocukların peşinde koşturuyorsun, onun bir stresi var. Yani var canım her şey ama alışıyorsun zamanla, alışıyoruz artık. Bazen lavabolarda sorun yaşıyoruz, bazen hasta yoğun olduğumuz zaman kusmalı şeylerde sorun yaşıyoruz. Hani kalabalık oluyor. Şimdi mesela bir çay döküldü, kalabalıktan temizlik doğru düzgün yapamıyorsun. Onun stresi oluyor, orası çamur olmuyor, kalabalık geçmiyor, çekil dediğin zaman çekilmiyorlar. Hani o zorluğu çok var. Ama gece 3'ten sonra sakinleşiyor acil. Her şeyden önce şöyle düşünün. Geceyle yaşamak, hani tam bir de hasta bitti ama gece 3'te hasta geliyor, seni uyandırıyorlar. Hani resmen uykun bölünüyor ve ertesi sabah işi bir hayatın var. Bu seni tamamen bitiren bir şey. Ama dediğim gibi bunu yapmak zorundayız. Hani bu zorunluluktan biz işimizi yapıyoruz. Hani tamam seviyoruz ama bir yere kadar seviyoruz. Hani tamam işimizi ben seviyorum, alçı yapmayı, ameliyat yapmasını ama gece nöbet tutmayı sevmiyoruz yani, bu gerçek bir şey. Hele sabahında çalışmak adama daha da kötü koyuyor yani. Hani bir şey açık söylemek gerekirse nöbet aslında böyle mükemmel bir şey değil yani, ne kadar yani bunu size söylemek gerekirse. Zor ama meslek hayatıma yaklaşık 8 yıldır hemşirelik görevini yapıyorum. Sadece 2 yılında gündüz çalışma fırsatını bulabildim. Belli kariyer yapmak için de bizler de kariyer yapmak istiyoruz ve okula gidiyoruz. Bu yüzden de okul hayatımızla iş hayatımızı birbirine karıştırmamak için gece çalışıyorum şu anda sadece. Bıkılabilir belki ama dediğiniz gibi severek yaptığımız için bir sıkıntı yok şu anda. Hastane çalışanları elbette soğukkanlı ve metanetli olmak zorunda. İşlerini yapabilmek, gördükleri karşısında sağlam durmak için bunu yapmak zorundalar. Bu tutumları çoğu kez yanlış anlaşılsa da onlar aslında merhametlerini de yanlarında taşıyorlar. Annelik de bir içgüdüsel bir şeydir. Ben hemşirelik görevini içgüdüsel bir şey olarak görüyorum. Bir bayan bebeği olmadan önce ben bu çocuğu nasıl yetiştireceğim, nasıl anne olacağım, nasıl tutacağım diye düşünür. Bir hemşire de okurken ben nasıl iğne yapacağım, nasıl damar yolu açacağım diye düşünür. Ama dediğim gibi içgüdüsel olarak bir süre sonra annelik gibi hemşireye de alışıyorsunuz ve sıkıntı yaşamıyorsunuz bu konuyla ilgili. Tabii vefat haberlerini vermek insanı üzüyor ama ben kendi başımdan geçen bir olay anlatayım. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Çocuğum olmadan önceki çocuklar, biz burada travmada hastalara bakıyoruz. İşte kesilere, kanamalara, trafik kazalarına. Herhangi bir çocuk geldiği zaman çok rahat müdahale edebiliyordum. Çocukların düşmeleri, kesileri, yaralanmaları bana normal geliyordu. Ve rahatlıkla müdahale edebiliyordum yani. Buna bir hiç hissiyatım karışmıyordu. Ama ne zaman ki çocuğum oldu, artık çocuklara, yani pediatrik hastalara kolay kolay müdahale edemiyorum. Çok çabuk yani duygulanıyorum yani. Sağlık çalışanlarının böyle bazen sıkıntıları, yani sıkıntılar demeyeyim de tarzı yaşadıkları şey. Yani bir çocuk kesisi gelse, yani o çocukların diyelim ki bir düşme geldi ve zor bir şey tespit ettiniz veya ciddi bir hastalık tespit ettiniz. Bunu aileye bildirmek zor. Özellikle de sizin de öyle bir evladınız varsa, yani o duyguyu çünkü kendiniz önce yaşıyorsunuz, ondan sonra karşı tarafa aktarıyorsunuz. O yüzden zor oluyor.
Özellikle ben bu grupta sıkıntı yaşıyorum yani. Yani seviyorum. Bir de şey var, acilde ekiple çalışırsınız. Çok keyiflidir. Hani biz birbirlerimize çok sataşırız yani aralarda. Güzeldir. Onun dışında ben mesela tek bir odada bir şey yapamam, hasta bakamam. Yani poliklinik hastası bakamam yani hiçbir şekilde. Bizim acil için söyleyeyim. Bizim acilimiz çok yoğun bir acil. 1000 hastanın geldiği bir acil 24 saatte. Bu mesleği sevmeden bu acilde kimse çalışamaz. Mümkün değil. Yani doktorların içinde de acil nöbet tutmak istemeyen, çalışmak istemeyen birçok meslektaşımız var. Biz özellikle acilde çalışmak istiyoruz. Yani fıtratımıza uygun diye düşünüyorum. Yani herkesin yapısı farklıdır. Bazısı acili kaldıramaz. Bazısı da sağlık ocaklarındaki monotonluğu kaldıramaz. Ben mesela bağlasanız sağlık ocağında duramam, çalışamam, mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim, travmaya açık alan. Mesela bir hastayla kavga etme lüksümüz yok bizim. Çünkü biz orada damgalı bir şekilde oradayız. Biz hastaya mesela, hatta size bir örnek anlatayım. Gece 04, 10 yıl olmuştur, gece 04. Yerler temizleniyor. Temizlik görevlisi de diyor ki genç bir çocuğa, yeni ıslattım, yani yer ıslak, basma, şu kenardan geç falan. Tartışma çıkıyor aralarında. Zaten hiç kimse yok. İşte temizlik görevlisi çocuğu pataklıyor, yolluyor. Çocuk babasının silahını alıp geliyor, temizlik görevlisini vuruyor ve gidiyor. Bizim hiç kimseyle kavga etme lüksümüz yok. Çünkü biz hep buradayız. Bize hasta kılığında gelip, usulca sokulup bize her türlü zarar verip gidebilir. Kavga edip ayrılamayız biz hastadan. Hastanın her dediğini yapmayabiliriz ama yani o küfür etse bile biz karşılık vermiyoruz. Vermememiz lazım. Benim branşıma gelen hasta direkt böyle bağırarak, çağırarak, çünkü bir yerini kırarak geliyor. Bir de kırın yerine otururken, o ayrı bir travma hasta için. Düşünün, bir insanın bir yerine oturmak için çekiyorsunuz, ayrı bir kuvvet uyguluyorsunuz. Yani gecem gündüzüm böyle geçiyor aslında bakarsanız. İlk başta başladım o travmatik şeyler, kendim artık kalktı, hasta bağırıyormuş, çağırıyormuş, artık önemi yok benim için. Yani o bir iki dakikalık süreç bağırır çağırır geçer diyoruz artık. Burada görmediğiniz yan tarafta arkadaş çalışıyor, ben de ortopedi doktoruyum. Bildiğiniz karşılıklı adamın kolunu çekiyoruz yani, oturtuyoruz yani. Olay bu kadar net. Az sonra bir hasta gelse inlemesini buradan duyarız aşağı yukarı zaten. Yani öyle bir branşım var. Duygusal olarak baktığımız zaman öyle, hem de hayat kurtardığını hissetmek çok müthiş bir duygu. Yani siz yürüyemeyen birini gördüğünüz zaman ve onu çalışma ortamından yürüyerek yüzü gülen bir şekilde çıktığını gördüğünüz zaman bence paha biçilemez, fiyat biçilemez bir duygu. Hiç ameliyatım olmazsa 20-30 tane çocuğa dikiş attığım için tabii bunların çoğu 1 aylık, 2 aylık, tabii öyle bir duygu kalmıyor. Biz çünkü hani o şeyde olamazsak duygu yapısında, anne gibi davranırsak orada ya da çocuğun akrabası gibi, o işimizi iyi bir şekilde yapamayacağımız için böyle olmak zorunda. Onkoloji hastası, yani kanser hastası, terminal dönem dediğimiz, çok tedaviye cevap vermeyen, son günlerini yaşayan veya son aylarını yaşayan dönemde hasta için acile geliyor. Esasında o hastanın çok acil yeri yok ama ağrılarından dolayı geliyor. Yaptırması gereken ilaç işte hiç kimse yapmak istemiyor. Hani anestezik ilaç, morfin türevi ilaç. Biz o durumda olabiliriz deyip mesela benim yaptığım hastalar oldu. Yani o zaman mesela hani duygusal bir temas, geçmiş olsun, işte oradan bir Allah razı olsun duymak falan. Bizi tabii çok mutlu ediyor, çok böyle bütün yorgunluğumuzu alıyor. Biz aslında şöyle, biz herkese canımızmış gibi bakıyoruz. Yani bu meslekte eğer empati kuramazsanız hemşirelik mesleğini icra edemezsiniz. Empati, hepsiyle empati kurduğumuz için o yüzden bizim de yakınımız olsa bir sıkıntı olmuyor aslında müdahale sırasında. Biz sadece sonraki kısımda üzülüyoruz. Ama dediğim gibi müdahale esnasında asla problem yaşamıyoruz. Çok profesyonel bir ekiple çalışmamdan dolayı da belki böyle hissediyor olabilirim. Öncelikle mesleği sevmeniz gerekiyor kesinlikle. Eğer sevmezseniz bu işi yapamazsınız. Bir de ben hemşireliği diğer sağlık personellerinden ayıran bir şey olarak şey diyorum, biraz vicdan işi. Çünkü daha çok hasta tedavi etmenin yanında bakımını da, günlük normal yaşamını sürdürmesini sağlayacak şeyler de yaptığın için biraz vicdanlı olman gerekiyor. Hayırlı, bu da mesleğini sevmekten geçiyor. Genelde çok zor oluyor, biraz duyguların köreliyor, körelmiyor desem yalan söylemiş olurum. Biraz daha sert bir mizaca sahip oluyoruz genelde. Bu sefer hastalar, insan hasta olduğu zaman daha çok duygusallaşıyor. Bir grip olduğumuzda bile kendimizi ölüyor diye hitap eden hastalar çok olur. Bunu kırmaya çalışıyoruz biz de, hani durumunun geçeceğini, tedavi olup iyileşebileceğini, aslında ölmediğini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatırken de biraz mizacımızın sert olması gerekiyor. Hastayla işimiz bittikten sonra
hasta yakınlarını görünce o duygusal çöküntü orada başlıyor esasında. Çünkü hani hastaya müdahale ederken işte orası kanıyormuş, kafası gözü yarılmış falan, onlar çok bizim ilgimizi çekmiyor ama hasta kaybedildi, hasta yakınına bilgi vereceksiniz. Orada o çok zor işte. Yani orada hakikaten bizim bittiğimiz an. Bunu da yapmak zorundayız. En akıllı aile ferdini buluyoruz, soruyoruz, çağırıyoruz. Ona işte usulüne uygun anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra tabii arkamızdan kıyametler kopuyor, ağlamalar başlıyor falan. Gerçekten o an, keşke olmasa öyle bir an. Ben aynı zamanda çok duygusal da bir insanımdır. Ama şöyle, bir süre sonra bazı şeyleri aşmak durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki de o an hastanın başında biz dönem dönem işte kalp masajı, CPR dediğimiz bir olay var. Onu yaptıktan sonra oturup ağlıyoruz da ama yapılabilecek bir şey yok. Takdir ilahi, bazen bunun önüne maalesef geçemiyoruz. Şöyle bir anım vardı. Daha o zamanlar meslek hayatına yeni başlamıştım. Sanırım sevgilisinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama sanırım hemşireydi. Bir genç bir hasta geldi, 26 yaşında. Kalp krizi geçiriyordu bize geldiğinde. Fakat solunumu durmuş, kalbi durmuştu. Desteklenmesi gerekiyordu. İşte doktorlarımız ve bizler gereken müdahaleyi yaptık fakat hasta kurtarılamamıştı. Hastanın telefonuna mesaj geldi o esnada. Üzerindeydi telefonunda. Ben yanında çalıştığım doktora sordum diyordu mesajda. Bir ağrı kesici, kas gevşetici alarak bunu şikayetlerini giderebilirsin. Doktora da lütfen görün hayatım diye bir mesajdı. Muhtemelen ya bir hemşireydi ya bir işte sağlığa gönül vermiş bir sekreter arkadaştı. Bilemiyoruz kim olduğunu ama çok etkilenmiştim o zaman. İşte dönem dönem biz de bu tür şeyler yaşayabiliyoruz. İşte bir hemşire arkadaşın kocası trafik kazası geçirmiş, gelmişti buraya. Kapıda içeride yapılan bütün müdahaleleri biliyorsun. Eşinin kalbi durmuş, işte eşin o an ölüyor içeride ama bir şey yapamıyorsun. Böyle etkilendiğimiz bir sürü olay var. Çocuklarda, bebeklerde çok etkilenirim. Genelde çalışma yerimi de onlardan uzak yerlerde seçmeyi tercih ederim. Yani unutamadığım, şahit olduğum bir bebek ölümü vardı. Onu unutamam. Hani doktorumun yüzünden terini sildiğim ve onun bile çok duygusal an yaşadığı bir yoğun bakım şeyi oldu. Anlatırken bile geriliyorum mesela o anı. Onun dışında biraz duygularım köreldi. Çocuklar hasta olmasın. Şimdi bu Malatya'dan bir hasta gelmiş. Yaşlı bir amca. Onu da bir kızı getirmiş yani. Orta yaşlarda bir kızı. Tabii amcanın bazı kan değerleri çok bozuk. Gerçekten sıkıntılı. Normalde acil hayati riski olmayan bir hasta ama belli ki yani tümör var hastanın vücudunda bir yerde, araştırılması gerekiyor. Yani nerede olduğu bilinmiyor. Hastayla ilgilendik. 3-4 saat ilgilendik. Kanların tetkikleri, müdahaleler. Yani o hastaneye gelmesine sebebiyet verecek şikayetlerini giderdik. Tabii hastanın araştırılması gereken bir hasta. Normalde bu hastalar poliklinikten araştırılır. Ama hastanın kızı hem gurbette olmasından dolayı, tek başına bazı şeyleri çeviremeyeceği hissiyatı uyandığından dolayı şey yaptık. Yani dahili arkadaşlar rica ettik. Bu hastaya bakabilir misiniz diye. Onlar da bizim ricamıza binaen yatırdılar. Şöyle bir şey var. Bir insana kötü haber verirseniz mi sevinir? İyi haber verirseniz mi sevinir? Yani muhakkak iyi bir haber verirseniz sevinir. O kadın babasının kan kanseri dediğimiz hematolojik bir malignitesi olduğunu öğrendi. Ama sevindi yani. Bize acayip derecede şey oldu, teşekkür etti. Yani sevmesinin sebebi şu. Babasının belki yıllardır uğraşmaya çalışıp da bulamadıkları bir hastalığı. Bugün bulunmuş oldu. Yani hastalığın teşhisi konmuş oldu. Yani o öyle onu mutlu etti ki, çünkü artık bir hastalığının ne olduğunu biliyor ve artık mücadele edebilecek, tedavisi için koşturabilecek bir şeye geldi yani, bir pozisyona geldi. Ya bu da yani çalışanlar için çok normal bir şeydir ama hasta yakınının hakikaten hayatını değiştiren, yani ona hayatında tesir eden, belki yıllarca unutmayacağı bir anı oldu. Bizim için de yani kötü bir haber verdik ama sevindi yani. Yaşadığımız toplumda insanlar biraz gergin açıkçası. Neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Ya da hastaneye geldiklerinde bana bakmayacaklar, etmeyecekler, sıra bekleyeceğim düşüncesiyle bile hastaneye geldikleri için bu zaten geldiklerinde otomatikman gergin olmalarına sebep oluyor. Haliyle yoğunluk sebebiyle biz de geriliyoruz. Birbirimize verdiğimiz enerjiden dolayı bu tür şeyler çıkıyor. Belki toplumdaki en duygulu, en hassas insanlar doktorlardır. Doktorların içinde de en hassasları onkologlardır. Onkoloji bölümü doktorlarıdır. Biz hastaya, yani biz şunu öğrendik. Biz hastaya
sanki annemiz, ablamız, babamız, kardeşimiz, kendi çocuğumuz gibi yaklaşmasını öğrendik. Elimizden geldiği kadar da bu şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde yaklaştığınız zaman zaten gerçekten hiçbir sıkıntı kalmıyor. Yani hasta da onu hissediyor ama bazen tabii şeyleri, şiddeti önleyemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Şiddet, ön yargılar bize karşı, hastasına bakılmadığını, bir hata yaptığımızı düşünmeleri, çok bizi zorlamaları, tedavi konusunda güvenmemek, güvensizlik en büyük benim, hani bana sorarsanız budur. Her an o riskle zaten karşı karşıyasınız bulunduğunuz ortamda. Anlayışla, sabırla onları bypass etmeye çalışıyoruz. Hastalara yardımcı olmak için, işlerin hızlanması için. Ama sabırla üstesinden geliyoruz. Benim başıma geldiğinde çok kültürlü bir hasta tarafından geldi. Genç bir çocuktu, alkollüydü, gazeteci olduğunu söylüyordu. Yani bu hastanın kültürel seviyesine çok fazla bakmıyor. Tamamen iletişime bakıyor. Bu tür durumlarda çok sabırlı olmak gerekiyor. Ama işte herkesin bir sabrı var diye çok güzel bir laf var. Yani o noktaya dayanınca insanın sabrı taşıyor. Ama sabır burada en önemli faktör. Acilde de bu sabır hem hasta hem doktor açısından çok düşük seviyelerde maalesef. O da acilin yoğunluğundan tabii. Bunların önüne geçmek lazım. Ama hep doktorlara, hep personellere yüklenmemek lazım. Biraz da başka bakış açısını mı değiştirirler artık? Yeni çözüm mü üretirler bilmiyorum nasıl üretecekler ama hep doktorlara, sağlık sektörlerine yönelmesinler. Çünkü bu sefer doktorların sabrı taşıyor. Çok şaşırıyorum. Çok çok şaşırıyorum söylediği şeyleri duyunca. İnanamıyorum yani hani neden böyle bir tavır içerisindeler? Biz şey diye düşünüyoruz bazen ya çok iyi yaptık hani böyle bir giderken de ya da bir şeyde güzel bir şey söylenir diye düşünüyoruz. Tam tersini istiyoruz. Özellikle işte madde bağımlısıyla ilgili hastaların geldikleri zaman göstermiş oldukları tepkiler, ondan sonra hatta şiddete varan şeyler, sıkıntılı durumlar. Bunlarla karşılaşıyoruz zaman zaman. Ama hani özellikle belirtemem hani hangisi veya şu. Çünkü çok fazla yaşıyoruz gerçekten o durumları. Özellikle acil serviste çok fazla oluyor. Yani daha geçen hafta bir yani fiziksel değildi ama yani sözlü şiddetti. Ölümle tehdit edildim. Nöbetteydim. Çok da yoğun dönemindeydim. Hiç alakasız, benle alakası olmayan, işte hemşirenin bakması gereken bir geciktiği için işlem. Hemşire tarafından işte geçip bize sözle saldırdı. Hani ben hasta bakıyordum, neye uğradığımı şaşırdım. Sonra yanlarına gittim. Çok ağır küfürler ettiler. Hani bana mı ediyorsunuz gerçekten diye de tekrar tekrar evet sana söylüyorum. Sonuç karakolda bitti tabii ki hani şikayetçi oldum. Karakolda bile sözlerinin arkasındalardı. Yani hani böyle çok ilginçti hani şey diyorlardı mesela. İşte bizim hastamız kaldı orada. Bak senin yüzünden hani sen bu bizden şikayetçi olmasaydın bizim hastamız kaldı. Benim söylediğim sırada 150 hasta vardı onlar kaldı. Yani hani ben orada da rica ettim karakoldakilerden hani bir an önce işten bitsin çünkü hastalar bekliyor. Yani hani biz bu mantıktayız. Onlar neyin derdindeler? İşte evimi bulup işte çeşitli tehditler ama artık işin bir parçası diye düşünüyorum. Geçen hafta bir arkadaşımız fiziksel darp uğradı. Zaten biz burada çok kalabalık değiliz yani toplamda işte 10 kişiyiz en fazla. Geçen hafta bir 4 kişi daha sözlü saldırıya uğradı. Onlar da şikayetçi oldu. Biz bu şartlarda hani, evet. Gecenin bir yarısı hiç olmadık saatte kavgalar, gürültüler çıkartıp insanları, doktorları veya işte sağlık çalışanları mağdur edebiliyorlar. Kendileri mağdur oldukları kadar. Ya sıkıntıları çok fazla. Dışarıda anamız avranıza küfür ederler. Sonra, 2 dakika sonra hocam Allah razı olsun derler bize. Ya bu da insanın gururuna dokunamıyor birazcık. Şöyle söylemek gerekirse. Empati kuruyorsunuz ama bir yere kadar. Tahammül edemiyorsunuz. Yani tamam ediyor falan ama artık kulaklarınız bir noktadan duymaya başlayınca artık size dayanamıyorsunuz. Ve siz de aynı tepki vermeye başlıyorsunuz insanlara. Yani sonuçta insanın hassasiyetleri var. Hani laf diyor artık o kadar saat çalışmışım. 24 saat artı 12 saat, 36 saat. Sen bir de bana hakaret edince artık insan tahammül edemiyor yani. Diyorsunuz biz kim için çalışıyoruz? O insan onu düşünmediği zaman biz de onlara bu konuda belki yanlış ama biz de o konuda eksik düşebiliriz. Biz de fevri olarak bazen ters tepkiler verebiliyoruz insanlara. Çok kırılganız, çok üzülüyoruz. Aslında hani bazı konularda onlar için de birazcık farklı bir maske takıyoruz. Onları üzmemek adına.
O an bazen söyleyemiyoruz bazı şeyleri ama ben çok üzülüyorum. Yani hani her hastanın gözüne bakarım ben. Yani hani söylediğim şeylerden rahat ediyor mu, mutlu mu? Hani yani bir empati kurmaya çalışırım hastamla. Ama her zaman tabii ki yani onların bazen bize çok son zamanlarda özellikle çok kalıplarla geliyorlar. Çok böyle ön yargıyla geliyorlar. Bazen söyledikleri sözler bile hani zannetmesinler hani biz böyle aldırmazlık gibi davranıyoruz ama hiç öyle değil, çok üzülüyoruz. Hiç kimsenin de onlara hani böyle bir zarar vermek, onlara karşı en ufacık bir hata yapmak, ben ve arkadaşlarım yani özellikle ekibi de çok iyi biliyorum. Çok iyi niyetli, çok özveriyle biz burada çalışıyoruz. Bilmiyorum neden böyle bir algı var. Çok üzülüyoruz biz. Yani gelen kişinin de tepkisinin biraz farklı olabileceğini zaten biliyoruz. Hani bu konuda da çok tecrübeliyiz ama öyle önyargılarla, öyle sert tavırlarla geliyorlar ki yani ne kadar sakin olsanız da, ne kadar anlatmaya çalışsanız da o tepkileri önleyemiyorsunuz. Bizim için de çok üzücü oluyor. Birçoğunun hasta yakınlarıyla yaşadığı trajik şiddet hikayeleri var. Onlar başkalarının hayatlarını kurtarmaya çalışırken o hastaların yakınları tarafından şiddete uğruyorlar. Buraya yeni başlamışım 2001-2002. Hastanın kaydını alıyorum. Hasta bir şey sordu ve biz 6 hastayı aynı anda alıyoruz. Yani o zamanki çalışma şartlarımız öyleydi. 6 hastayı muayene masalarına koymuşum. İşte bir tanesi bir şey sormuş, ben ona cevap vermişim. Hani bekleyin, kaydınızı yapıyorum diye. Kafamı kaldırdığımda bir tokat patladı yanağımda. Hastanın oğlu, neden olduğunu biz de anlayamadık. Bir gün hastaya basit bir enjeksiyon yaparken, normalde yaptığımız ilaçların etkisiyle hastanın bacağı, kalçası, yaptığımız bölgeye göre ağrı hissetmesi çok normal. Hani biz biliyoruz en azından bunu. Bunu ilk defa yaptıran biri bir gün sedye üzerinde ayaklarıyla sedyeyi döverek ayağım uyuştu, felç oldum ben falan tarzında ithamlarda bulundu. Hani ona yaptığımız ilacın dozunu işte yakabileceğini, acıtabileceğini anlatmamıza rağmen hasta yakınları annemi felç ettin, şöyle yaptın falan diye üstüme yürümüşlerdi. Neyse ki geçiyor 5-10 dakika sonra o acı. Bir gün 37-38 derece ateşte çalışıyorum. Böyle bronşit gibiyim. Hasta geldi işte böyle işte ilaç yazdırmaya geldim dedi. Hani insan bir hasta numarası falan yapar, hastayım der falan. Hani her şeyin bir adabı var. Biz de hani yazamayacağımız buranın acil olduğunu, başka hastalara hizmet verdiğimizi falan söylüyordum. Hasta çok ciddi böyle terbiyesizce konuştu, belki küfretti şu an hatırlamıyorum ama tükürdüğünü çok iyi hatırlıyorum. Ben tabii çekilmiştim. Güvenlik görevlisi kızdı hasta yakınına artık. Hani bana da kızdı, niye cevap vermiyorsun diye. Ben hakikaten hastaydım, ona cevap verecek durumda değildim. Böyle bir anımız oldu. Alışıyoruz herhalde, bize çok normal geliyor şu anda. Hani hasta yakını söve söve bizi gidiyor mesela. Çünkü istediği olmadı. Ya onun istediği kan tahlilini yapmadık, ya onun istediği ilacı yazmadık. Burada gerçekten hani doktor olarak bizi değerlendirdikleri zaman sıkıntı çıkmıyor ama kendi işini yaptırmaya geldiklerinde ve o olmadığında çok ciddi tepki alıyoruz. Buna çok yapacak bir şey yok. Bize gelen mesela acil hastaların %30 veya 40'ı, 35'i diyebilirim, 40'ı belki daha fazladır da tahmin yürütüyorum, acil hastası değil. Şimdi acile gelen hastanın gerçek bir acil hastası olduğunu tespit edecek bir triyaj diye bir şey olması lazım. En azından bir hekim veya bir hemşire gelen hastaları süzgeçten geçirerek, işte siz ortopedi hastasınız, siz travma hastasınız, siz yeşil alan hastasınız, siz sarı alan hastasınız diyerek bir kere yani hasta hastaneye girdiği zaman bak işte bizimle ilgilendiğin noktasında %50 zaten öne geçiyoruz biz. Çok olay yaşadık, çok zor nöbetler yaşadık. Hani benim çömezlik zamanlarım da geçti artık. Hani daha böyle sonlara doğru geliyoruz. Çok sevdiğimi söyleyebilirim acili. Vatan Caddesi'ndeki en büyük hastaneden bir tanesi, İstanbul'un göbeği sayılır. Buraya gerçekten çok acil hastalar geliyor. Ama bunların içinde panik atak, bizim hani sinir kriz dediğimiz durumlar da geliyor ama çoğunluk tabii ki gerçek hastalar geliyor. Acil olmayan hastaların çok fazla şekilde buraya gelmelerinin ana sebebi sigortalı hasta, SSK'lı hasta. Gündüz patronundan, iş yerinden izin alamıyor. Ama bir şekilde de muayene olması lazım. İşini kaybetmemesi için 6'dan sonra gelmesi lazım. Biz bu hasta grubuna alıştık, zamanla alışıyoruz. Onların istediği şey kısa bir muayene olup ilacını yazdırıp sigortasından faydalanmak.
Bize en çok dediğim gibi burası üniversite hastanesi olduğu için biz büyük vakaları kabul ediyoruz. Hani parmakları kopan hastalar, işte kolu eli kopan hastalar ve daha ufak da olmak üzere işte cama yumruk atmış ya da iş kazası geçirmiş, damarı kesilmiş, siniri kesilmiş hastaları kabul ediyoruz. Arada da böyle işte bebeklere dikiş atıyoruz. Özellikle duygusal bağlar Anadolu insanında çok olduğu için hastayla beraber yani hastalığıyla ilgili hasta yakınlar ikna etmekte zorlanıyoruz. Ya da bir güven problemi yaşıyoruz. Yani hastalar, hasta yakınları hastalarını hastaneye getirdikleri zaman ya bizim onlara hakkıyla bakamayacağımız veya illa bir şeylere müdahale etmek hissiyatları uyanıyor. Bundan dolayı çok sıkıntı çekiyoruz tabii. Güven problemi var yani ister istemez öyle bir belki yılların getirdiği böyle birikim var ama güven problemi var. Yani herkes hastasını hastaneye getirdiği zaman yani karşısındaki kamu personeli olsun veya özel işletmede olsun yani hastasına hakkıyla bakacağı kanaati uyanmıyor galiba. Ondan dolayı stresler yaşıyoruz, tartışmalar, işte mücadeleler. Ama onun dışında hasta ve hasta yakınları geldikleri zaman nasıl doktor yok, nasıl hemşire yok, buna nasıl bakmasınız kelimesi noktasında bir de branş konusu var. Gelen bir vatandaş her şeye doktor bakar anlamında böyle düşünüyor. Bu bilinçsiz bir şey. Yani doktor her şeye bakmaz. Yani doktor kendi branşında bakar. Dahili olarak acilin yeşil alan kısmımız var. Genel anlamda bütün hekimlerimizin bütün hastalara ilk müdahalemiz yapıldıktan sonra branşlara ayrılır. Acilde yapılacak bir şey yapılır. Acil demek Türkiye'de yanlış anlaşılan bir şey var. Acil demek gelen hasta ve hasta yani hastalarımızı daha doğrusu bu adli vakalar hariç, trafik kazası, kurşunlama, yaralama hariç gelen hastanın 24 saat içerisinde acısını dindirip rahatlatıp polikliniğe sevk etmek demektir. Acil demek budur. Ama bizim vatandaşımız gelip her şeyi acilden bekliyor. Acil çok farklı bir branş, değerlerine göre, diğer branşlara göre. Hani onlar cerrahi, dahiliye bir de acil diye ayırabilirim. Çok farklıdır. Hani hastanın ilk geldiği zaman hayati riskini ortadan kaldıran, belirleyen, ilk tedaviye başlayan, hangi bölümün yatırılması gerektiğini ya da ameliyat olması gerektiğini ilk koyan bizleriz. Diğer bölümlerden oldukça farklıyız. Biz atraksiyon diyoruz. Yani enerjimiz oldukça yüksek oluyor acilde. Hareketlidir ama yani keyiflidir. Duygusal şeyleri çok yaşarız. İşte ölümlerdir, sevinçlerdir. Hani çok kolay bir şekilde değişir. Da ben seviyorum yani tam kendime, bana göre bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hastanesine göre, yerine göre, mevkisine göre değişiyor. Yani büyük bir üniversite hastanesinde 1000-1500 seviyelerine varabiliyor bu sayı. Sadece acilde. Normal böyle Anadolu'nun bir merkez ilçesinde 600-700'leri buluyor. Eğer tek hastanesi yine binleri bulabiliyor. İlçelerde zaten 300-400'leri buluyor. Yani acil her zaman yoğun, her zaman sıkıntılı, her zaman meşakkatli. Gerçekten yoğun, sabır isteyemiyor. Bazen demotive olduğumuz günler çok oluyor. Ama acil servis bir ekip işi olduğu için bunun da üstesinden bir ekip olarak geliyoruz. İşte birbirimizi neşelendirmeye çalışıyoruz. Ufak tefek kaçamaklar yapıyoruz. Kaçamaklar dediğimde sadece 15 dakika kantine çay içmek. Ama bu bile bizi motive edebiliyor. Bir de acil servis çok fazla iş yükü gerektirdiği için çok fazla iş yükü binmiş durumda. Hem hemşire arkadaşlara, hem hekim arkadaşlara, hem portör arkadaşlara, temizlik personeli de öyle. Yani acil servis bir ekip işi olduğu için aslında herkese çok fazla yük var. Ve biraz daha birinde az olmadığı için o yüzden herkes birbirini tolere edebiliyor. Ya acil bambaşka yani. Ya ilk kendine bir şey olan hastayla karşı karşıya gelmek tamamen bambaşka. Hani polikliniğe yine sakin, 3 aydan beri ağrıyan hasta. Buraya direkt ağrıyan hasta, birini kırmış hasta, kesmiş hasta geliyor. Direkt onlarla muhatap oluyorsunuz. Yani bir, her şeyden onu bir sakinleştirmeniz gerekiyor. Bir de acilde yüze yüz kendinize güvendirmeniz gerekiyor hastayı. Dışarıda bir 5 dakika gez. Onlar da bize şey yapmıyorlar. Genel olarak ama dediğim gibi o sıkıntıyı yine çekiyoruz. Kapımızı yumruklayanlar, üstümüzü yürüyenler yine az değil yani. Yani bütün ne var ne yok burada bütün tetki ve tahlillerini yaptırsın. Yarın da gitsin başka işlerine baksın.
Bunun sebebi de şu. İşte efendim randevu alamıyorum diyor. Bir gerekçe değil bu. İşte iş yerinde izin vermediler diyor. Bu da bizim için bir gerekçe değil. Biz de çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz katıyoruz. Yani gelmek istemiyor, rapor almak istemiyor. Başka kendinin özel işleri oluyor. Onunla işte çoluk çocuğunu buraya akşam işte yemekten sonra şöyle bir geliyor. Onu da boş ver. Daha gerçekçi olalım. Hasta ve hasta yakının yanında gelen insanlar şuraya gelmişken ben de bir muayene olayım diyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Amerika'da yok. Bak Amerika'da sağlık konusunu zaten çözemedi Amerika Obama. Ama Türkiye'de öyle bir şey var ki. Annesini getiriyor, kızını getiriyor, oğlunu getiriyor. Diğeri diyor ki ya burada bak tahlil sonucu bekliyoruz. Bir de ben muayene olayım. Ya bu yazık milli servet yani. Bu yani sen 3 kuruş SSK'ya para ödedin diye şeyi devleti esir alamazsın. Vatandaşsan vatandaşlığını bileceksin. Tabii böyle bir hastanede özellikle çok yoğun geçiyor. Burada mesela triyaj dediğimiz bölüm var. Yeşil alan dediğimiz triyaj bölümü var. Sarı alan var, kırmızı alan var. Ciddi hastaları sarı alana hemen ulaştırıyoruz. Çünkü çok hızlı hastayı çok hızlı anlamamız gerekiyor. Eğer hastanın acil tehlikesi, hayat tehlikesi yoksa onu biz tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer ciddi bir şey görüyorsak hiç vakit kaybettirmeden sarı alana geçiriyoruz. Orada sarı alana doktora hastamızı anlatıp hızlıca tekrardan kendi alanımıza dönüyoruz. 100-150 hastayla konuştuğumuz oluyor. Çok doğru değil ama maalesef oluyor. Severseniz hiç gözünüz görmüyor ya. Yani sabah yapılan pansumanda bakılan hastayı da verilen her türlü gözünüz görmüyor ya. Nöbete gelmeyi tam öfleyerek püfleyerek geliyoruz nöbete. Şimdi yalan söyleyemem böyle yoruluyoruz falan ama. Ya bir alışınca bir tempo, ya gözünüz görmüyor ya, yapıyorsunuz. Bir bakmışsınız nöbet bitmiş yani. Yani vatandaş kendi tamam alacaklarını devletten alsın, buna karşı değiliz. Taleplerini, isteklerini alsın. Vatandaş her zaman bizim yanımızda haklıdır. Düşüncesi içerisindeyiz. Bütün dilekçeleri, şikayetleri değerlendirip yönetim olarak yukarıda bunu limize edip daha ne kadar faydalı olabiliriz. Ama belli bir noktadan sonra bu aşıyor. Yani geliyor bağıran, çağıran, psikopatı, efendime söyleyeyim, ne bileyim şuyu, buyu vesaire her türlü insan geliyor. Buradaki hekimler yani yıllarını verdi, mürekkep yaladı. Hekim olmak için yıllardır bir asistanı düşün ya. 5-6 sene burada asistanlık yapıyor, bütün yükü çekiyor uzman olmak için. Adam ömrü bitiyor ya. Ömrü bitiyor yani artık bitti yani. Uzman olana kadar canı çıkıyor yani. Bu yani kolay bir şey değil. Şimdi hemşirelerimiz de öyle, çalışanlarımız öyle, sekreterlerimiz öyle. Saldırıyor sekretere mesela. Bilgisayarını kırıyor, tekme atıyor, yumruk atıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu son zamanlarda daha çoğaldı. Yani sebebi nedir? Bunu araştırılsın, öğrenirsin, bakılsın, bir neticeye kavuşsun. Bu insanlar sonuçta hizmet veriyor. Yani hizmet veren insanı. Sonra ben kendim düşünüyorum kendi kendime. Siz hekimsiniz. Ben size geldim, muayene olmuyor. Sizinle kavga ediyorum. Ben sizde de medet bekliyorum muayene olmak için. Ne kadar yani tezat mı diyorsunuz? Enteresan bir şey ya. Hem sizinle kavga ediyorum. Size işte sinkaflı kelimeler kullanıyorum, küfür ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bağırıyorum, vuruyorum, kırıyorum. Bir de dönüyorum, beni muayene et diyorum. Böyle bir garip bir durum yani. Kimin telefonu? Benim telefonum. Panik yaptım nereden geldi? Benim acile gitmem lazım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bir hasta nasıl iyi bir doktorun tanımını yapabiliyorsa, bir doktor da iyi bir hasta nasıl olmalı tanımlayabiliyor elbette. Bir kere getirdiği doktora inanmalı. Yani doktora inanmalı. Doktorun her dediğine uyum sağlamalı. Hastası eğer uymuyorsa hastasını uydurmaya çalışmalı. Bize yardımcı olmalı hani bir nevi. Onlar zaten güzel anılarımızın olduğu hasta grubu. Acil olmayan, hayat tehlikesi olmayan, acile gelmesi gerekmeyen hastalara bunu anlatabilmek çok zor. Çok zor. Yani o acilde çalışan arkadaşlarımız da evet oluyor ama biz daha çok hani burada hani bir kopan bir parmağı ya da işte kopan bir damarı ya da kesilen bir damarı diktiğimiz için hani biraz o açıdan şanslıyız. Çünkü biz hastayla direkt ameliyathanede uyurken ve ameliyat sonrasında da uyandıktan sonra belki ertesi gün muhatap oluyoruz. Hani öyle bir çok bir zorluk hani hasta yakınları ve hastayla karşılaşmadım ben. Bizim işimiz biraz zor. Bir tane hasta
yaşlı bir teyze bir gün 112 getirdi. Karaciğer sirozu dediğimiz bir hastalık. Artık sirozun son dönemleri. 112 getirdiği zaman teyzenin ciddi bir solunum problemi vardı. Bedeninin çektiği çok ciddi bir sıkıntı oldu belliydi. Bilirsiniz o hastaların son dönemlerinde ciddi bir karın şişer yani anlayacak şekilde söyleyeyim. Nefes almada problem yaşarlar. Kan değerleri bozulur. Yine biz bu teyzeye müdahale etmeye başladık. Tabii teyzenin bütün yaşamsal fonksiyon, işte tansiyonudur, nabızıdır, diğer değerleri bozulmuştu. Kan aldık, biraz ilgilendik teyzeyle. Kan değerleri çıktığında da bütün değerlerinin bozulduğunu fark ettik yani. Artık bu teyzenin ciddi bir yoğun bakım ihtiyacı vardı. Tabii ama teyze neyin var? Ne rahatsızın var, şikayetin nedir diye sorduğumuzda hiçbir şikayetim yok cevabını alıyorduk sürekli. Yani o bedeninin çektiği sıkıntıyı teyzeden alamıyorduk yani. Teyze kesinlikle hiçbir şikayetim yok evladım, iyiyim diyordu. Ama bütün değerleri allak bullak, bütün işte vital fonksiyonlar dediğimiz şeyler bozulmuş vaziyette. Ki yoğun bakıma göndermek zorunda kaldık. Birkaç saat ilgilendik. Teyzeyi yoğun bakıma gönderdik. Bir hafta sonra iki tane bayan, biri orta yaşlarda, biri genç. Hocam dedi size bir emanet vereceğiz. Şaşırdım yani ne emaneti? Yani ne emanet dedim. İki hafta önce muayene ettiğiniz bir teyze vardı diye söyledi. Hatırlattı bana. Evet hatırladım dedim o teyzeyi. Yoğun bakıma göndermiştik. Evet dedi o teyze vefat etti. Yani biz de yani başınız sağ olsun dedik. Yani üzüldük. Vefat etti ama dedi size dedi emanet gönderdi. Yani çok ilginç. Yani ne gönderdi dedim. Biraz para getirmiş. Yani biraz dedim bir miktar para getirmiş. Dedim bunu alamam yani. Bunu neden gönderdi? Nasıl gönderdi bunu? Dedi ki yoğun bakıma düştü. Birkaç gün sonra gerçekten fenalaştı. Bize dedi ki, sağlık çalışanlarına ben eziyet verdim. Onlar benimle çok ilgilendiler. Onların bana hakkı geçti. Lütfen bu şeyi parayı kabul etsinler. Yani haklarını bana helal etsinler. Bu parayı kabul etsinler dedi. Tabii bayağı bir şey yaptık. Etkilendik yani. Normalde insanlarla zor şeyler yaşarız ama böyle vefalı bir hastamız oldu. Yani öldükten sonra bile hakkını helal etmek için bize bir miktar para göndermişti yani. Teyzenin hassasiyeti bizim çok dikkatimizi çekti yani. Bir yaşında bir çocuğun siz yani burada dikiş atmakta, bir yaşında çocuğun kolunu kırıp da çekip şurada oturtmak hala da vicdanımı sızlatıyor. Açık söylemek gerekirse. Siz şimdi aile olduğunuzu düşünün. Anne baba kapıda ben senin çocuğunun canını tekrar yakıyorum. Yani aile için de travmatik, benim için de ayrı bir travmatik. Ama mecburen bu işi yapmak zorundayız. Çünkü işimiz bu. Hani İnsanlar ne kadar laf dese de, kapılarımızı yumruklasa da yani onun sağlığı için mecburen bazen bunlara katlanmak zorunda kalıyoruz yani. Ben acilde hep yetişkin tarafında çalışmadım. Çocuk tarafında da çalıştım. 3-4 yıl çalıştık çocuk tarafında. Hasta yakını olarak anne babalar inanılmaz zorlar. Çünkü yani biz hastayla her zaman doğru kontağı, doğru teması kurabiliyoruz ama hasta yakınları gerçekten çok zor. Çocuğu ağlasa veya yaşlı bir hastanın kızı, işte yaşlı hastanın şikayetleri, yakınmalarını çok abartılı bir şekilde bize iletiyorlar. Baksana hastam ölüyor falan gibi çok fazla şey duyuyoruz. Onlar aman Allah düşürmesin denilen yerde, hastanede bizler için geceler boyu nöbet başındalar. Sadece ilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda hatırladığımız sağlık çalışanları onlar. Evet, aman Allah düşürmesin. Ama bir gece olur da acil servise gitmek durumunda kalırsak belki artık onların da hayatlarını ve yaşadığı zorlukları hissederiz. Kim bilir?